Turgay Güler Helalleşme Turnesi Şunun şurasında seçime kaldı onay. Göz açıp kapayıncaya kadar geçer. Bir de bakmışsınız ki sandık önünüzde. Akşam olur sandıklar açılır, sonuçlar belli olur. Kimi sevinir, kimi üzülür. Böyledir. Sayılı gün çabuk geçer. Görünen o ki Erdoğan'ın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu. Eyvallah, siyasette son 24 saatin bile önemi büyük. Yarın ne olur bilinmez. Lakin an itibarıyla hava böyle. Dümen pozları dümenden verilmiyordur kanımca. Dahası CHP yandaşı anket şirketlerinin yaptığı araştırmalara bakarsanız yine görürsünüz. Erdoğan kaybetmiş, Kemal Bey kazanmış. Demem o ki anketlerde artık Kemal Bey'in ismi çıkarılıyor Erdoğan'ın karşısına. Neyse konumuz anketler değil. Konumuz önümüzdeki bu 10 ayın nasıl geçeceği. Çok çetin geçecek, ona şüphe yok. Aslına bakarsanız Erdoğan hala önde. Ama Erdoğan karşısına çıkarılacak isimle yarışmayacak. Bilmiyorum AK Parti bunun farkında mı? Hadi daha açık söyleyeyim. Diyelim ki Millet İttifakı Kılıçdaroğlu'na aday gösterdi. Ama Erdoğan'ın yarışacağı isim Kılıçdaroğlu olmayacak. İşte burası mühim. Kaldı ki Erdoğan için hep böyle oldu. 367 krizi, E-Muhtıra, AK Parti kapatma davası, Gezi, 17-25, 15 Temmuz, PKK, FETÖ ekonomik saldırılar… Erdoğan'ın karşısına rakip diye hep bunlar çıktı. Bugün de farklı olmayacak. Ama bu kez tehdit çok derinden ve sinsice. Tehlikenin adı bürokratik çelme. Nüfus müdürlüğünde bile, tapu dairesinde bile insanlar bile isteye mağdur ediliyorsa sıkıntı var demektir. Deprem olmuş, vatandaşın evi yıkılmış. Erdoğan talimat vermiş, hızla yenileri yapılmış. Lakin aradan iki buçuk yıl geçmiş ama o evler hala teslim edilmiyorsa ortada bir sıkıntı var demektir. Gerekçesi ne olursa olsun sağlık alanında bir büyük devrim gerçekleştirmiş AK Parti bugün bu alanda vatandaşın tepkisini alıyorsa burada bir sıkıntı var demektir. Hem de dünyanın en modern, en gelişmiş şehir hastanelerini inşa etmiş olmasına rağmen bürokratik çelme bu alanda da kendisini gösteriyor maalesef. Karısını 25 yerinden bıçaklayan cani koca serbest bırakılıyorsa oturup düşünmek gerekiyor doğrusu. Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara yönelik tehdit ve hakaretleri konusunda vaktiyle çok uyarmıştım. Burada amaç başkaydı. Kemal Bey iktidara bürokrasi üzerinden çelme takmak istiyordu. Eş zamanda olarak da kamuoyunda geliyoruz algısı oluşturuyordu. Böylece paralel bir bürokrasi oluşturdu. Çok tanıdık değil mi? Dahası maalesef bürokrasi içerisinde kendisini gizlemeyi başarmış, FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerinin unsurları da boş durmuyor. Emniyette böyle, yargıda böyle. Hasılı devlet kapısında vatandaş bile isteye mağdur ediliyor ama faturası da Erdoğan'a kesiliyor. Son KPSS sınavında yaşanan da böyle bir şeydi. Neyse ki Erdoğan hızla müdahale etti. Bir türlü ameliyat tarihi alamayan insanlar var ülkede. Allah aşkına biri izah etsin bu nasıl mümkün? Geçenlerde bir tanıdık basit bir ev satışı için haftalardır uğraştığını anlatıyordu. Oysa AK Parti 20 yıl önce böylesi bir ortamda iktidar olmuştu. Şimdi bir el 20 yıl öncesinin simülasyonunu oluşturuyor bitirilmiş ama bir türlü teslim edilmeyen deprem konutlarından Sayın Cumhurbaşkanının haberi yoktur elbet. Ama evine geçemeyen faturayı ona kesiyor. Şu tatil süresince yaklaşık 10 il gezdim. Gördüklerimi, duyduklarımı paylaşıyorum aslında. Sussam gönül razı olmuyor. Hal böyleyken hiçbir projesi olmayan Kemal Bey helalleşelim turnesiyle seçim almayı amaçlıyor. Tabii ki helalleşme konusunda samimi değil. Tabii ki siyasi bir proje. Tabii ki ajans işi başörtüsüne hakaret eden, yasaklanması için Anayasa Mahkemesi'ne koşan, darbeden medet uman, PKK'nın siyasi uzantısıyla FETÖ ile iş tutan, 15 Temmuz'a tiyatro diyen, aklı başında bir tek projesi olmayan Kemal Bey helalleşelim diyerek milleti efsunlayacağına inanıyor. Geçmiş sicilini helalleşelim diyerek tartışmaya kapatacak. Ama ne için helalleşmek istediğini açıklamayacak. Kemal Bey kendisine oluşturduğu bu çok konforlu alanda seçime girecek. Ve stratejisini de yalan üzerine kuracak. Dünyanın sırtımıza yüklediği tüm sorunlarda Erdoğan'ın üzerine yıkılacak. Sanki pandemiyi Erdoğan çıkardı. Sanki küresel enflasyonun sorumlusu Erdoğan. Sanki Ukrayna ile Rusya savaşını o başlattı. Sanki petrol fiyatlarını Erdoğan belirliyor. Bir adam bunlarla, öte yandan PKK ile, FETÖ ile mücadele edecek. Yunanistan ile, Suriye ile, ABD ile, Fransa ile mücadele edecek. Ama Kemal Bey PKK mücadelesi için gerekli tezkereye hayır oyu verecek. Büyük elçilerle düşüp kalkacak. Yabancı sermayeye Türkiye'ye yatırım yapmayın diyecek. Karabağ'da Ermenistan'ın safında yer alacak. Oh ne ala. Turgay Güler Hüseyin Likoğlu 21 yılın en büyük başarısı AK Parti kuruluşunun 21. yılını geride bıraktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 21 yılı şu ifadelerle özetledi. Her anı, her günü mücadeleyle geçti. AK Parti 28 Şubat despotizminin bütün şiddetiyle devam ettiği dönemde kuruldu. Tayyip Erdoğan bu despotizmin emrindeki yargı eliyle hapse atılmıştı. O faşist yargıçlar tarafından siyasi yasaklı hale getirilmişti. Din düşmanlığı konusunda öyle gözleri kararmıştı ki, irtica PKK'dan daha tehlikeli diyerek terör örgütüne yol vermişlerdi. Diyarbakır, Van, Mardin başta olmak üzere bölge belediyelerinin büyük çoğunluğunu Refah Partisi kazanmıştı. Onlara göre Refah Partisi kazanacağına terör örgütünün uzantısı partisinin kazanması ehven işerdi. İslami gördükleri her şeye savaş açılmıştı. Başörtüsü yasa okullardan taşmış, sokaklar kamusal alan mı değil mi diye tartışmaya başlamışlardı. Sokakta da başörtüsünü yasaklamaya ramak kalmıştı. Emniyet güçleri, teröristleri, mafya bozuntularını, hırsızları, kapkaççıları, torbacıları bırakmış, ara sokaklarda sarıklı cübbeli takkelilerin peşine düşmüştü. Terör yuvaları yerine çocuklarının Kur'an öğrenmesi için çareler arayan Müslümanların evleri, yurtları basılıyordu. 8 yıllık kesintisiz eğitimde 5 yılını doldurmayan çocuğun Kur'an öğrenmesi yasaktı. İftarda içki sefası. Yazmakla bitirilemeyecek despotluğun hüküm sürdüğü bir dönemde baharın habercisi olan AK Parti Erdoğan'ın liderliğinde kuruldu. 21 yılın her günü, her anı mücadele ile geçti. Bugün dindarlarla problemim yok veya helalleşme edebiyatı yapanların nasıl birer ruh hastası olduklarına ilişkin hiç unutamadığım bir anımı hatırlatmak istiyorum. 2004 yılı mecliste içkinin serbest olduğu yıllar. Ramazan ayı meclis yemekhaneleri iftara dakikalar kala CHP'li vekiller tarafından işgal ediliyor. Masalar çeşit çeşit içkilerle donatılıyordu. Oruç tutan vekiller iftar için yemekhaneye gittiğinde ya boş masa bulamıyor ya da meyhane ortamında orucunu açıyordu. 21 yılda yapılanları tek tek yazmak ne bir yazıyla ne de bir yazı dizisiyle anlatmak mümkün. 21 yılda Türkiye her alanda devrim yaşadı dış politikadan iç politikaya, sağlıktan eğitime, savunma sanayinden terörle mücadeleye, tarımdan turizme. Büyük sıçramaların yaşanmadığı hiçbir alan yok. FETÖ ve PKK seviciliği nedeniyle Türkiye'de demokrasi ve insan hakları konusunda ahkam kesenler eski Türkiye'nin günahlarını örtbas edemezler. Türkiye bu 21 yılda demokrasi ve ifade özgürlüğü alanında en parlak dönemini yaşadı bu 21 yıl zarfında vesayetçilerin baskı ve direnişlerine rağmen demokratikleşme konusunda devrim niteliğinde icraatlara imza atıldı. Tek icraat bu olsa bile yeter. Türkiye, FETÖ ve PKK gibi dünyada eşi imsali olmayan terör örgütleriyle mücadele ederken bile en temel insan haklarından hiçbir şekilde taviz vermedi. Bütün bunları bir tarafa bırakarak Erdoğan'ın 21 yıldaki en büyük başarısı nedir diye sorarsak iki şey öne çıkıyor. Birincisi mış gibi de olsa CHP'nin dindarlara ve dini değerlere karşı olan nefretinin azalması. Gerçi taktıkları maske zaman zaman düşse de 2023'e kadar makyaj tazeleyerek bu durumu sürdürecekler gibi görünüyor. Ne diyor şarkı sözünde? Yalandan da olsa ne güzel güldün o akşam bana. Evet, CHP'nin durumu aynen şarkıdaki söz gibi. İkincisi ve en önemlisi Fethullahçı terör örgütünün açığa çıkarılmasıdır. Tayyip Erdoğan'ın 21 yıllık icraatlarının hepsi eksik olsa, hiçbir ileri adımı olmasa bile sadece Fethullahçı teröristlerin varlığını ortaya çıkarıp bir bir devletin kılcal damarlarından söküp atması Kurtuluş Savaşı kadar önemli bir icraattır. Hüseyin Likoğlu